Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Profesör Doktor Sayın Ebubekir Sofuoğlu'nun İstiklal Kahramanları konulu semineri, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Müzik Ödülü sahibi, yorumcu, bestekar Göksel Baktagir ve sanatçı Eda Karaytuğ'un yorumlarıyla müzik ziyafeti kapanış. Şimdi sizleri Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Araştırmacısı, yazar Sayın Ebubekir Sofuoğlu, yüksek lisansını genel olarak ve Nizam-ı Cedid dönemi itibariyle Osmanlı Sosyal Düzeni teziyle İstanbul Üniversitesi'nde yapıp 1998 yılında yeniden yapılanma sürecinde ıslahatların yeri ve birinci meşrutiyet teziyle doktorasını Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı. 2008 yılında doçentliğe, 2013 yılında profesörlüğe yükselen Sayın Sofuoğlu, çok sayıda akademik projede yönetici olarak görev almıştır. Ukrayna, Kırım Devlet ve Pedagoji Üniversitesi ve Kosova Priştine Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders veren Sayın Sofuoğlu, ulusal ve uluslararası dergi, bildiri ve kitaplara katkıda bulunmuştur. Halen Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi olan Sofuoğlu, İngilizce, Rusça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça bilmektedir. Şimdi değerli hocamız Profesör Doktor Sayın Ebubekir Sofuoğlu'nu huzurlarınıza davet ediyorum. Edebilecek. Yani bizi buraya davet eden Kayıtlar Kurumu Adana İl Müdürü olmak üzere Adana'nın kurum amirlerine, Kayıtlar Kurumu'nun kurum amirlerine, yurt müdürlerine, yurt müdürlerine, şube müdürlerine, yani her türlü kurum amirlerine, yetkililerine, Adana'nın çok değerli beyefendi, hanımefendilerine, öyle zannediyorum ki öğrencilerin dışında da gelenler var
ve salonu dolduran sevgili öğrencilerimize, bayan öğrencilerimize, erkek öğrencilerimize bu faaliyete katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safa geldiniz diyorum. Şimdi müsaadenizle 1 saat 15 dakika kadar sürecek. Bundan dolayı Sayın Gençlik Spor Bakanı başta olmak üzere bakanlığa ve Kredi Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bu tür faaliyetleri düşündüğü ve icra ettiği için de teşekkür etmek istiyorum ayrıca. İstiklal mücadelesi kahramanlarımızı anmak için buradayız. Mehmet Akif'in bir sözü var. Onunla başlamak istiyorum. Diyor ki Allah bu millete inşallah bir daha İstiklal Marşı yazdırmak mecburiyetinde bırakmaz. İnşallah diyor. Çok güzel bir temenni. Tabii ki inşallah. İstiklal Marşı'ndan memnun mu değiliz? Hayır. İstiklal Marşı hangi şartlarda yazıldı hepimiz biliyoruz. Ben de müsaadenizle önce bunu bir çıkarayım. Sıcak olacak öyle gözüküyor. Ben de müsaadenizle şöyle bir sözle benzer düşünceleri taşıdığımı söyleyeyim. İnşallah bir daha İstiklal Mücadelesi kahramanları kazanacak bir süreç yaşamayız. İstiklal Mücadelesi kahramanlarımızdan rahatsız mı oluyoruz tabii ki? Hayır, asla. Çünkü bir, kolay kazanılmadı. İki, ayrıca çok ağır bedeller ödedik. Hani çok insan kaybettik, çok şehit verdik. Çok mazlum canlarımız yandı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar başta olmak üzere çok toprağımız gitti. Çok. Yani bir daha ne bedel ödemeye tahammülümüz var ne de toprak kaybına tahammülümüz var. Allah başımıza böyle bir şeyi vermesin. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu İstiklal Savaşı türü bir mücadeleyi yeniden yaşıyoruz. Bunun detaylarını söylemeye çalışacağım. Yeniden öyle bir mücadeleyi yaşıyoruz. Efendim. İnşallah başımıza böyle şeyler gelmez. Fakat benim şu ana kadar ki, bunu detaylandıracağız tabii ki. Şu ana kadar ki gördüklerim, öğrendiklerim, hissettiklerim, izlediklerim. İnşallah biz bu virajı alacağız Allah'ın izniyle. Bu gönül almak için söylediğim bir söz değil. Türkiye bu şartlarda devam ettiği sürece, hani Allah korusun, tek parça, parçalanmadan hayatını sürdürmeye devam ettiği sürece biz bu virajı çok rahat alacağız Allah'ın izniyle. Bu istiklal harbi, bu mücadeleleri, bu kahramanları üreten istiklal harbi hangi şartlarda gerçekleşti? Neden biz bu sürece girdik? Bu süreç nasıl, neyin sonucunda devam etti? 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 4 yıl geçen Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda biz bunlarla karşılaştık. Birinci Dünya Savaşı'na bu ülke sokuldu. Aslında girmemesi gereken bir savaştı. Bu konu ayrı, bunun detayına girmeyeceğim. Biz bu savaşa girdik ve biz bu savaşta Çanakkale cephesi hariç bütün cepheleri kaybettik. Kutul Amare cephesinde savaş kazandık ama o cephenin tamamını kazanamadık. Yani Kutul Amare zaferiyle geçen yine beni misafir ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sayın İl Müdürümüz başta olmak üzere. Efendim sizlere de katılanlara da çok teşekkür ederim. Onu konuşmuştuk burada. Kutul Amare zaferini biz taçlandıramadık. Devamını getiremedik. Ve 6 cepheni sadece birinde kazandık. 5'ini de kaybettik. Balkanlardaki topraklarımız, Mezopotamya arasındaki topraklarımız, Batı Asya dediğimiz, Orta Doğu demek istemiyorum, Batı Asya dediğimiz topraklarımız elimizden çıktı ve işgalciler artık yavaş yavaş misak-ı milli sınırları içerisine de girdiler. Bizim ana toprağımız, artık elimizde kalan son toprak dediğimiz Anadolu'ya da çıktılar. Hani tabiri caizse bahçemize bile girdiler. Bırakın bahçemizi, yani İzmir'e girdiler. Bırakın bahçemizi, tabiri caizse yine yatak odamıza kadar yanaştılar. Yani Ankara başkenti biliyorsunuz, Kızılcahamam'a kadar yanaştılar. Sadece orası mı? Batıdan saldırılar gerçekleşti. İngiliz destekli Yunanlılar, efendim, güneyden şu bulunduğumuz topraklardan Fransızlar, İtalyanlar işgale başladı. Adana işgal edilen bölgelerden birisiydi. Efendim,
doğudan da Ermeni ve Rusya destekli işgalciler, yine Güneydoğu'dan da İngiliz destekli efendim o bölgedeki birlikler bizim topraklarımızı işgal etmeye başladı. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda çok geniş alana yayılmış olan savaşı biz küçüle 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 Anadolu'da görmeye başladık. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Allah'a şükür, hani dedim ya, biz bu virajı alacağız. Güvendiğim bir nokta var. Bunun için söylüyorum. Bakın, Birinci Dünya Savaşı'na girerken karşımızda 3 tane büyük devlet vardı. İngiltere, Rusya, Fransa. Biz Almanya, Avusturya, Osmanlı olmak üzere biz de belli taraftaydık. İtalya daha sonra onların tarafına geçti. Onlar 4 ülke oldu. Savaşın ilerleyen zamanlarında onların tarafındaki ülke sayısı arttı. Biz bu savaşa başlangıçta girerken, girmek zorunda olmadığımız savaştı, oldu bittiyle girdik. Bunu söylemiş olalım tekrar. Biz bu savaşa girdikten sonra hani askeri silah, cephane, mühimmat konusundaki desteğimiz ne yazık ki kendi imkanlarımıza sağlayabileceğimiz depolarımız, stoklarımız yoktu. Biz bu destekleri Almanlardan aldık. Şimdi bakın, Birinci Dünya Savaşı öncesi şartları düşünün, onu anlatacağım. Ve İstiklal Harbi öncesi şartları bir mukayese edelim. Biz Birinci Dünya Savaşı'na girerken Almanlardan da sağlamış olduğumuz ciddi askeri silah, gereç, mühimmat hepsi vardı. Başka 4 yıl boyunca savaştığımız için 4 yılın daha başında olduğumuzdan dolayı şehit olmayan, savaşamayacak durumda gazi düşmeyen askerlerimiz de vardı. Ve az önce söylediğim gibi bu avantajlarla, İstiklal Harbi öncesine göre bu avantajlarla efendim, bu büyük imkanlarla ona nispetle biz girdiğimiz 6 cepheden bir tanesini kazandık, 5'ini de kaybettik. Çanakkale hariç hepsini de kaybettik. Sonra savaş Anadolu'ya, Misak-ı Milli sınırlarına kadar geldi, bizim kapımıza dayandı. Ve biz bu savaşı kazandık. Nasıl? Biz Birinci Dünya Savaşı'nda üzerimize çullanan Mehmet Akif'in ifadesiyle 7 düveli kimi yerde denize döktük, İstiklal Harbi öncesinde efendim, kimi yerde Anadolu'dan sürdük. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda biz bu zaferi neden elde edemedik aynı şekilde? İstiklal Harbi'nde nasıl kazandık bunu? Arkadaşlar, şöyle bir tabir vardır iktisatta. Kullanılmayan kaynakların harekete geçmesi denilen bir tabir. Nedir o? Şöyle izah etmeye çalışayım. Yorgun, argın bir anınızı hatırlayın. Öğrencilerden örnek verelim. Çoğunluğu öğrenci. Çok yorgun bir şekilde okuldan eve ya da yurda dönmeyi planlıyorsunuz. Yola girdiniz ama o kadar uyukluyorsunuz ki yani adım atacak takatiniz yok. İşte son gücünüzle adımlarınızla dolmuşa bindiniz. Dolmuş ilerliyor. Dolmuşun yavaş ilerlemesi bile canınızı sıkıyor, bir hatırlayın. Hatta duraklarda durması sizi rahatsız ediyor, yapıyorsunuz. Belki hiç sorununuz olmamasına karşın yaşlı teyzeler, dedeler, büyüklerimiz otobüse binerken, inerken yavaş hareket ettiği için canınız sıkıldı. Ya teyzeciğim ya, bu saatte sokağa mı çıkılır filan gibi canınız sıkılıyor zaman zaman. Neyse, ince ayak durağa geldiniz. Hızla yolda gidiyorsunuz ya da evinize. İçeri girdiniz, odanıza girdiniz. Efendim, elinizdekileri hemen olduğu yere bıraktınız. Yatağa şöyle uzandınız. Hatta yatağa çapraz uzandınız. Öyle düşünün. Yani yataktan sarkan ayaklarınızı çekme takip edip kendinizde bulamıyorsunuz. Böyle bir durum. Ben yaşadım böyle. Düşünün. Siz de yaşamışsınızdır sanırım. Şimdi böyle bir anda o da arkadaşınız ya da evdeki bir kardeşiniz size bir şey söylemeye çalışıyor. Siz ağzınızı açıp konuşacak takat olmadığı için şöyle eliniz bir yerden sarkıyor, elinizle böyle git yapıyorsunuz. Oldu değil mi böyle şeyler? O kişi size bir şey soracak yerde şöyle bir şey dese nasıl olur? Yangın var dese ne olur? Fırlarız değil mi? Fırlarız. Peki gücümüz yoktu hangi sanki? Neredeydi, bizim takatimiz yoktu. Evet, hissettik, yoktu. Nereden bulduk yerimizden, yatağımızdan fırlayacak takati? Arkadaşlar, bıçak kemiğe dayandı mı her şey olur.
Arkadaşlar, el tutmaz, göz görmez, ayak yürümez. Bunların hepsini yürek yapar. Yüreğimiz yoksa, Anadolu tabiri ise, tabiriyle yüreğimizi affedersiniz köpek yemişse bizden hiçbir şey olmaz. Yürek komut verir beyine, beyin bütün enerjiyi harekete geçirir. Böyle işte. Yürek, yürek, yürek çok önemli. Yürek bunlarla işgal edilmişse şu elektronik kelepçelerle bizden hiçbir şey olmaz. İşgal de ediliriz. Bu zayıf ihtimalde değil. İşgal edilirken bile biz kafamızı bunlardan kaldırmayız. Zayıf ihtimal mi bu? Yiğit misiniz? Kendime de söylüyorum aynı zamanda. Şuna karşı yiğitlik gösterebildiniz mi? Sevgili öğrenciler, ödevinizi, şunu bırakıp ödevinize odaklanabildiniz mi? Kitabınıza odaklanabildiniz mi? Özür dilerim, kusura bakmayın. Özgür olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Şu kelepçeler varken ve bunları yenememişken hiçbir şey başaramazsınız, Allah korusun. Hiçbir şey. Bununla hiçbir şey olmaz. Bu sizin yaptığınız değil, sizin meşgul edildiğiniz bir alettir. Evet, teknolojik alettir. Biz bunu kullanacağız tabii ki. Kullanacağız ama kullandırtmayacağız kendimizi. Şurada sorsak, buna karşı galip geldik mi diye sorsak, eminim en az %50'miz ne yazık gider. Doğru mu? Biz bununla İstiklal Harbi kazanamayız arkadaşlar. Bıçak kemiğe dayandı mı bizim kadınlarımız kaplana dönüşür. Bizim tarihimizde çok örneklerimiz var. Nene hatunlar, Kara Fatmalar, çok örneklerimiz var. Kaplana dönüşür. 12-13 yaşındaki, 15 demiyorum, 15'ler de cepheye gitti. 12-13 yaşındaki çocuklarımız da mermi taşır, depolardan silah kaçırır. Ama şu uyuşturucu bizim elimize geçtikten sonra bizden hiçbir şey olmaz. Önce yenilgiyi bunların karşısında tatmamak için özgürlüğümüzü bunların elinden almamız lazım. Bıçak kemiğe dayandı mı başarırız. Başardık da. İşte biz buna kullanılmayan kaynakların harekete geçmesi diyoruz arkadaşlar. Elhamdülillah. Dört bir yandan kuşatıldık ve biz bunu başardık. Düşmanı denize döktük. Adana, Antep, Maraş buralardan da sürdük. Allah'a şükür. Batı bölgesinden de sürdük. Ve 780 bin kilometre kare coğrafyayı tekrar elimize aldık. Ha. Bitti mi? Bitti mi? Bu savaş son muydu? Ne yazık ki değil. Ne yazık ki değil. Kedi, bakın, kedi ciğere gelmez diyebilen var mı burada? Kediyi bir kovduk, öyle bir korktu ki bir daha ciğere gelmez diyebilen var mı? Kedi fırsatını kolladığında, fırsatını bulduğunda, ciğeri uzaktan uzaktan gözleyip savunmasız bir anda ciğer üzerine çullanmayacak diyebilen var mı? Tabir hoş değil ama Anadolu bir ciğerdir. Çünkü Anadolu hazinedir. İzah edeceğim inşallah müsaadenizle. Bunların üzerine bu ciğeri ele geçirmek için yeniden gelecekler. Yeniden gelecekler. Şu bir sene önce, 1,5 sene önce gelmeyi bir daha denediler. Sınırlarımızdan içeri saldırılar başladı. Sınırlarımıza kadar geldiler. Hocam nasıl, bizim haberimiz mi olmadı? Kilise bombalar düşmemiş miydi? Kilise konferansa gideceğim aynı bu şekilde. Oradaki yetkililerle görüşüyorum. Hocam değil konferans. 3 kişi, 5 kişi bile bir araya gelmiyor burada. Çünkü bombalar düşüyor. DAEŞ bombaları. DAEŞ'i İslam'la alakalandırmayın. Bunu Amerikan ajanı Edward Snowden de söyledi. Amerika'nın şu an resmi başkanı Donald Trump da söyledi. BBC de servis etti. İngiliz, Amerika, İsrail yapımı bir terör örgütü. Batılılar diye düşünün. Onlar yaptı bunu. Onu sürdüler bizim topraklarımıza.
Hocam Kilis boşalıyor dediler. Biz Fırat kalkanıyla inşallah geçici bir şekilde bu tehlikeyi bertaraf ettik. Geçici ama kuvvetle muhtemel geçici. Ben de isterdim burada hiçbir şey olmayacak demeyi. Sizi birazcık ürkütmek niyetiyle haşa sümme haşa. Yaşı benden büyük olanlar var, aynı yaşta olduklarım var, öğrenciler, talebeler var. Yaşı küçük de büyük de olsa fark etmez, kimseyi kandırmak gibi bir hadsizlik yapılamaz zaten. Asla böyle bir niyette değilim. Ne biliyorsam hasbelkader öğrendiğim kadarıyla onu söylüyorum. Efendim, geçici olarak. Hocam Kilis boşalıyor dediler. Biz Fırat kalkanıyla bu operasyona kalkıştık. Elhamdülillah o DAEŞ'in katil sürülerini, Batı'nın uşaklarını sürdük de Kilis güvenli bölge haline geldi. Kilis'e konferansa gittim. Bana gösterdiler. Hocam şurada 3 kişi hayatını kaybetti. Şu pazar yerinde bir bomba attılar. 7-8 kişi burada öldü. Şurada bir çocuk bisikletli gidiyordu. Yani arkasında birisi daha vardı. O öldü. Bana nerede ne kadar kişi öldüyse yüzün üstünde can kaybımız oldu. Topraklarımıza girdiler. İkna olmak için Kilis'te Adana uzak değil. Buraya da gelmelerini gözlerimizle görmemiz mi gerekir? Çünkü tabir hoş değil. Daha iyi izah edebilmek için bunu söylüyorum. Başka benzetmeler de yapmak istiyorum. Daha iyi anlaşılsın diye. Anadolu bir ciğer diye sayın. Onları kedi diye sayın. Anadolu hazine. Bunu ellerine geçirmek istiyorlar öteden beri. Bu benim tahminim değil. 1815 Viyana Kongresi'nde böyle bir karar da aldılar hatta. Viyana Kongresi'nde aldıkları karar Orient Question diye bilinir. Tarih öğrencisi olanlar bilirler. Şark meselesi, doğu sorun diye tanımlanan bir hedef. Şark meselesi derken Türkiye'nin doğusu mu? Hayır. Onlara göre biz doğu ülkesiyiz. Avrupa'nın doğusu. Türkiye'de kimileri kendilerini batılı filan saymaya çalışıyor. Sevgili kardeşim, aşağıda kompleksini bırak, onlara yaranmayı bırak. Ne kadar batılı görünüyorsan görün, sen onların gözünde Müslümansan doğulusun. Kendini batılı gibi göstermeye çalışma. Ve gurur duy. Ben doğululuğumla gurur duyuyorum. Benim tarihimde ben bir doğuluyum. Sivil katliamı yok. Ben çocuk öldürmedim. Ben kadın öldürmedim tarihimde. Benim tarihimde bir tane Hitler yoktur. Benim tarihimde bir tane Stalin yoktur. Biz medeniyet bahşettik dünyaya. Biz Müslümanız. Osmanlı döneminde Müslüman bir Osmanlı kendi topraklarına Hristiyan Rusya'nın önünden kaçan Hristiyan Macarları biz muhafaza ettik. Müslüman ülke. Niye geliyorlar? Biliyorlar biz adiliz. Şu Yahudileri var ya, Kudüs'ü işgal etmeye çalışan şu Yahudileri biz iki kez kurtardık tarihte. Yahudi demedik. İnsan oldukları için kurtardık. Bir ikinci Bayezid döneminde İspanya'dan, bir de biz Hazar İmparatorluğu döneminde bunlar Bizans önünden kaçarken iki kez kurtardık. Gözlerinizin önünde belki komşularınız var. Bütün dünyanın seyirci kaldığı Suriyeli mültecilere biz ev sahipliği yaptık, biz kucak açtık. Bundan dolayı bu Türkiye vatandaşlarına aşk olsun demek onların tamamıyla hakkıdır. Niye? İnsan. Biz ecdadımızdan böyle öğrendik. Batılılar kendi topraklarına 500 tane, 1000 tane mülteci gelecek diye ödleri patlıyor. Macar Başbakanı Orban şu ifadeyi kullanıyor. Sana yalvarıyorum Erdoğan, ne olur mültecileri bırakma diye bu ifadeyi kullandı. Bu mülteciler sofralarına mı oturacak? Hayır. Buna bile tahammülleri yok. Biz batılı değiliz. Medeniyet bizdedir. Bakın, teknoloji başka bir şey, şunu üretmek. Bunun kullanımı da başka bir şeydir. Kullanımı medeniyettir. Kapıyı çalarak içeri girmek, affedersiniz diye söze başlamak, medeniyet budur. Lambalar, elektrikler, buzdolapları, çamaşır makineleri bunlar teknolojidir. Bizim ülkemizde en fazla karıştırdığımız şey teknolojiyle medeniyettir. Onlarda medeniyet yok. Medeniyet bizde var. Medeniyet misafirperverliktir. Medeniyet fedakarlıktır. Bizde var. Efendim, dolayısıyla biz doğuluyuz. Gurur duyabiliriz. Coğrafi açıdan söylemiyorum. Kültürel açıdan.
Şimdi Şark meselesinde Doğu meselesi diye tanımladıkları şey ne? Doğu sorunu. Bir cümleyle şöyle izah edebiliriz. Müslümanları, Türkleri geldikleri yerlere geri göndermek. Ben bunu bir yerde söyleyeyim. 1815'te bu kararı aldılar. Rahatlıkla bu karara ulaşabilirsiniz. Viyana Kongresi kararı. Ben bunu bir yerde söyleyince şöyle söyledi bana arkadaşım. Hocam işte birkaç kişi vardık orada. Ben Laz'ım, ben Çerkez'im, ben Kürd'üm, ben Arnavut'um, ben Boşnak'ım. Bizi hedef almıyor bunlar. Türkleri diyor, bak görüyorsunuz sizi hedef alıyor. Türkleri sürecekler buradan demişti. Ben de dedim ki bak sevgili kardeşim, bu Anadolu coğrafyasından sürülmeyi asla istemem. Kim ister? Eğer bir gün sürülürsem Allah korusun ve hayatta kalırsam, yaşayacak kendimi bir yerde bulabilirsem, 3-5 sene sonra şartlar yerine geçerse ya da 5-10 sene sonra şartlar müsait olursa ben yeniden yaşadığım toprakları görmek üzere buraya gelmek istersem, benim buradaki ev sahibim sen olacaksın. Bundan dolayı kesinlikle senin sürülmeni asla istemem, bil. Varsın ben sürüleyim, varsın sen kal. Ama asla sana da acımayacaklar. Sana da burada toprak, sana da burada ev fırsatı vermeyecekler. Bakın 1992-95 yılları arasında, birazdan söyleyeceğim, Balkanlarda Boşnakları sürerken Ratko Mladić Srebrenica'nın soykırımcısı müebbet cezasına mahkum edildi Hollanda'daki mahkeme tarafından. Efendim, soykırımı yaptıktan sonra, soykırımcı diye de mahkum oldu. Soykırımı yaptıktan sonra, YouTube'da videoları var, görebilirsiniz, Türklerden intikamımızı aldık demişti. Sevgili kardeşim, Boşnaklar da Türk değildi. Boşnaktı. Ama Türklerden intikamımızı aldık dedi. 92-95 yılı arasında. 1999'da Arnavutlara Kosova'da aynı şeyi yaptıklarında yine Türklerden intikamımızı aldık dediler. Bunlar kayıtlara geçmiş bilgiler. 2000 yılında da aynısını söylediler. Türklerden bu sefer Makedonya'da. Oradaki Arnavutlara. Arnavutlar ve Boşnaklar Türk değildi kardeşim. Orada zulmettiler, katlettiler, sürdüler. Aramızda Boşnak, Arnavut varsa, Boşnak ve Arnavutların ana yurdu burası değil. Burası onların da vatanı. Başka bir şey söylemeye çalışmıyorum. Ama onları oradan sürdüler. Bak bakayım onlara. Arnavut'a acımayan, Boşnak'a acımayan, sana neden acısın? Sen Müslümansın. Müslümansan hedefsin. 1815 Viyana Kongresi'nde bu kararları aldıklar deyince, benim bir meslektaşım bana şunu söyledi. Dedi ki, hocam 1815, hani şöyle söyledi, 1815 Viyana Kongresi hala devam ediyor. Ya 1815-2017, aradan 200 sene geçmiş, siz Batılıların aynı hedefi sürdürdüğünü söylüyorsunuz hocam ya. Buna siz de inanıyor musunuz? Yani ağzından çıkandan haberin var mı demiş oluyor bana. 200 seneyi biraz kısa şey, uzun bulmuş demek ki. Batılılar bu hedefinden vazgeçmiştir diye düşünüyorlar demek ki. Dedim ya, Türkiye'yi bir ciğer sayın, affedersiniz, hoş değil. Anlatacağım neden istediklerini. 200 seneyi Batılıların o hedeflerinden vazgeçmiş olabileceklerini düşünüyor. Dedim ki, sana tarih uzun geçmişse ben sana yakın bir tarih söyleyeyim. 1989 yılında, 1889 değil ha, 1989 yılında ne 200 yılı, ne 150'si, ne 100'ü, ne de 50'si. 30-40 sene önce 1989 yılında Kosova Savaşı'nın geçtiği, 1389'daki Kosova Savaşı'nın geçtiği Kosova'nın bugünkü başkenti Priştina'ya 5-10 kilometre afede Obilić denilen bir mevkide bir miting düzenleniyor. Mitingi kim düzenliyor? Slobodan Milošević, Sırbistan Devlet Başkanı. Milošević orada bir konuşma yapıyor. Konuşmasında kullandığı bir cümle 1989'da 1815'teki Viyana Kongresi'ndeki kararla örtüşüyor. Affedersiniz. Diyor ki orada, özür dilerim, önce Sırpçasını söyleyeceğim, lütfen hakikaten saymayın. Od Jadrana do Irana neće biti muslimana. Neće biti muslimana. Ne diyor biliyor musunuz? İtalya'nın o kenarında var ya, Adriyatik. Adriyatik denizinden İran'a bölgede hiçbir Müslüman kalmayacak diyor. Neçe biti muslimana? Şahit mi istiyorsunuz? 1 milyon kişi katılan, YouTube'da hala videoları var. Hiçbir Müslüman kalmayacak diyor.
Neden örtüşüyor 1815'te? Ne demişlerdi 1815'te? Orta Asya'ya süreceklerdi bizi. Peki İran'la neden örtüşüyor? İran, Orta Asya'nın başlangıcını teşkil eden nokta. Hiçbir Müslüman kalmayacak diyor. Milliyet ismi kullanmıyor. Nece biti Müslümana diyor. Ben bunu söyledim, ikna olacak zannettim. Ne dedi bana biliyor musunuz? Batıya sonuna kadar inanmış aydının doğruyu görme gibi bir şansı yoktur. Batı, belki bu cümlemi siz aşırı bulacaksınız. Batı katiller sürüsüdür. Bakmayın hukukun üstünlüğü, demokrasi, evrensel hukuk dediklerine. Bu kavramlar çok güzel kavramlar. Fakat asla sadık değiller. Birazdan örnek vereceğim Trump'tan. Asla sadık değiller. Biz sadık oluruz. Bizim sadakatimizi de ne yaparlar? İstismar ederler. Biz sadık oluruz, onlar olmaz. Hep satılan biz oluruz. Benim doğulu meslektaşım, benim arkadaşım diyor ki, hocam evet 1989'da öyle bir konuşma oldu ama Slobodan Milošević o konuşmayı Sırbistan'da seçimler yaklaşıyordu. Sırp seçimleri için yaptı. Milliyetçi oyları alabilmek için yaptı dedi. 1989'da. Arkadaşlar 1989'dan 3 yıl sonra 1992 ve 95 yıldır arasında 3,5 yıl süren soykırımı yaptıran kişi Adriyatik'ten İran'a bölgede hiçbir Müslüman kalmayacak diyen Slobodan Milošević'ti. Sırp seçimleri için miymiş? 1992 yılında 3 yıl sonra. Yani ne bileyim ben 250 bin Müslümanı katledeceğim deseydi mi inanırdık acaba? Ya da Adriyatik'ten İran'a bölgede hiçbir Müslüman kalmayacak ifadesinin neresi yumuşak arkadaşlar? Daha vahşi bir şey oldu orada. Her şeyi unutturacak Allah korusun. Slobodan Milošević Boşnak neslini bozmak için askerlerine, Boşnak hanımefendilerine, Boşnak kızlarına tecavüz ettirdi. Tecavüzün her türlüsü vahşidir. Ama burada bambaşka bir vahşet vardı. Yani çok özür diliyorum. Hayvanlar işkence yapmasını bilmez mesela. İçgüdüleriyle hareket ederler. Bu hayvandan da aşağı bir hedef vardı burada. Boşnak neslini bozacaklardı. Bu hanımefendilere 60 bin rakamını duydum. Ya değildir herhalde hala diyorum. Ama Bosna'ya sürekli gider gelirim. Binlerce olduğunu biliyorum. Çok duydum bu kahredici hikayeleri. Bu Boşnak hanımefendilerine, bu kızlara, tecavüze uğrayan kızlara intihar etmelerini önlemek için intihar etmelerini sağlayacak her türlü enstrümandan arındırılmış kamplarda tuttular. Bunlar Türkiye'ye mektup yazdı fırsatını bulanlar. İstanbul'da öğrenciydim o zaman. O mektupları okudum. Diyorlar ki mektupta biz acaba intihar etsek bu Sırp neslini doğurmak istemiyoruz. Biz acaba intihar etsek yine ebedi cehennemde miyiz? Hani bir söz var ya ölmek için yalvarırsın. Fetva istiyorlar. Bizim dinimizde intihar ebedi cehennemle tecziye edilir. Acaba yine ebedi cehennemde miyiz diye. Yani arkadaşlar ölmek için hani filmlerde olur yalvaracağım diye. Ölmek için yalvardılar, izin istediler. Arkadaşlar bu yaşanan bir hadise. Ben kendim şu kulaklarımla duydum, diğerlerini de duydum. Savaştan önce Sırp arkadaşlarıyla kahvede yeri gelir kağıt oynayan, okey oynayan efendim Boşnak erkeğine 6 tane erkek işkence amaçlı defalarca tecavüz etti. Bosna orada arkadaşlar. Giderseniz ve size güvenirlerse bunu size anlatırlar. Bu 1989'da oldu. Daha yeni ellerine ilk fırsat geçtiğinde, affedersiniz 1992'de Milošević o konuşmayı yaptıktan 3 sene sonra. 1999'da eline fırsat geçti. Bakın 92'den sonra. 99'da eline fırsat geçti. Aynısını aynı sayıda değil ama efendim aynı zulmü Kosova'da yaptı. 2000 yılında aynı zulmü Makedonya'da, bu kez Kosova Makedonya'da Arnavut Müslümanlara yaptı. Gidin size güvenirlerse anlatırlar. Niye güvenirlerse diyorum.
İnsanların hiçbiri savaş dönemi olan hikayeleri anlatamıyor. Neden anlatamıyor? Savaş suçları mahkemelerinde yargılanma korkusu sebebiyle. 2-3 tane şahit bulur Sırplar, Hırvatlar. Aha bak bu da savaş suçlusu. Hadi lahaye diye. Başlarından geçen zulmü anlatamıyorlar. Diyor ki bir tane kadın. Otobüste benim komşumu katleden gözlerimin önünde gördüğümü biliyor. Ben de onu gördüğünü biliyorum. Bana gülerek pis pis sırıtarak aynı servisi kullanıyoruz diyor. Hiçbir şey yapamıyorum diyor. Böyle çok örnek var. Neydi bu 1992-95? İşte az önce söylediğim gibi 1815 yılında hedeflenen efendim bizim Orta Asya sürülme sürecimizin parçası. Orta Asya'ya neden sürülmek istiyoruz? İki sebepten. Daha çok vahşet söyleyebilirim. Hepsi bizi buralardan uzaklaştırmak, Orta Asya'ya sürülmemizi sağlamak amaçlı. Çok katliamlardan bahsedebilirim. Konu bu değil. Konu İstiklal Harbi'nin oluşmasına sebebiyet veren bizim zenginliklerimiz, o harp ve aynı tehlike başımızda mı? Konu bu. Bizi 1815'te Viyana Kongresi'ndeki aldıkları kararla efendim arkadaşlar 1915'e kadar 100 senede Çanakkale'lere geldiler mi? Geldiler. Adriyatik kıyısındaki topraklarımızdan bugün Edirne, Tekirdağ, Kırklareli hariç bütün Avrupa'dan ve Balkan topraklarımızdan sürüldük mü? Sürüldük. Bundan sonrasına nasıl emin olabiliyoruz? Belki aklınıza şöyle bir şey geliyorsa lütfen gelmesin. Ya Balkan toprakları zaten bizim değildi. Öyle değil. Bugün İsrail 1948'de buraya yerleşti. Şurada 60 sene ya 60-70 senedir orada efendim kendi toprakları sayıyor. Biz 500 yıl kaldık oralarda. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Tekrar alalım niyetiyle söylemiyorum. Ama ciğerlerimizden kopan parçaları unutmamalıyız. Bakın bir örnek söyleyeyim. 1571 yılında biz Kıbrıs'ı aldık. Allah korusun küçük bir parçası şu an yavru vatan diye bizim elimizde sayılır. Oradaki vatandaşlarımız, oradaki halkımızın elinde. Kıbrıs elimizden çıksa 1571, daha orada 500 sene bile dolmadı. Kıbrıs'ı unutacak mıyız? Adana ve Halep birbirine çok yakın yerlerdi. Halep elimizden çıktı. Misak-ı milli sınırların içindeydi. Kurtaramadık. Halep'in çıktığı gibi Adana elimizden çıksaydı zihnen de feda mı edecektik? Arkadaşlar bunlar bizim ciğer parçalarımızdı. Bizi 1815'ten 1915'e kadar sürükleye Allah'a şükür ki bu toprağımız var. Ama 24 milyon kilometre kareden 1 milyon bile değil 780 bine sıkıştırdılar. Şükür ki bu var, tekrar söylüyorum. Ama bunlar da onların gözünde bizi buradan da sürecekler. Ben bunu söyleyince meslektaşlarım diyor ki belgen var mı bu konuda? Ya belge mi lazım ya? Bu kadar sürüldük, bu senin için ispat değil mi ya? Sonra belgesi de var. Sevr Anlaşması'na bakın. Sevr Anlaşması'na bakın. Sevr Anlaşması'nda Adana bizde değil arkadaşlar. Sevr imzalı mühürlü önümüze koydular bunu. Ve bunların hedefleri bitmedi, devam ediyor. Neden? Dedik ya iki sebepten. Ciğer gibi tanımladık ya, ne demek istiyorum mesela? Bir sebebi izah etmeye çalıştık. Müslüman olduğumuz için bizi buralarda istemiyorlar. İki, arkadaşlar ciğer gibi tanımladığımız bu Anadolu coğrafyası hazine gibi bir ülke. Tam bir hazine, Allah'ın izniyle. Hazine deyince aklımıza tabii ki ilk olarak doğal gaz, petrol var mı yok mu bu tartışmalar gelir. Konu bu değil, buna da girmeyeceğim. Efendim, resmi, ispatlı, imzalı, mühürlü bir iknada bulunamam, öyle belgeler yok. Ama en az onun kadar benim şüphelerimi arttırıcı kuvvetli işaretler var ki bizim ülkemizde doğal gaz ve petrol var. Biz bunu Türkiye tekrar söylüyorum tek parça kaldığı sürece ve bu şartlarda devam ettiği sürece ve Allah bize ömür verirse 2023'te göreceğiz arkadaşlar. Var mı yok mu ya ne bileyim 2023'ü bekle. Türkiye bu şartlarda kalması lazım. Ha diyelim yok. Bana göre var. Bana göre var. Konu bu değil diye buraya girmiyorum. 2023'te göreceğiz Allah'ın izniyle. Peki diyelim yok.
Bizim neyimiz var başka, hazine gibi tanımlıyoruz ya. Bizim neyimiz var başka ve bizi buralardan bundan dolayı sürmek istiyorlar. Neyimiz var arkadaşlar biliyor musunuz? Bize zenginlik getirecek, maden demeyeceğim, çok büyük bir avantajımız var. Şöyle izah etmeye çalışayım. Zenginlik parayla ölçülüyor ne yazık ki biliyorsunuz. Aslında en büyük zenginlik kanaattir de neyse. Paraya herkesin ihtiyacı var, devletlerin de ihtiyacı var. Şöyle düşünelim. Ben paramı şu cebimden çıkartsam, şu cebime koysam, üzerimde para artmış olur mu? Mümkün değil. Yer değiştirmiş olur. Peki param nasıl artar benim? Dışarıdan para gelecek. Peki dışarıdan nasıl para gelir? Bunun bir sürü yolu var. Meşru, gayrimeşru, Allah korusun gayrimeşrusundan. Hırsızlık yaparız, gasp yaparız, silah dayayıp ver parayı deriz, dilencilik yaparız falan. Efendim, bunların tembellik içeren bu usullerin hiçbiri mantıklı değildir. Kalıcı değildir, sürekli değildir. Niye? Hırsızlık yaparım, polis beni tespit eder. Gasp yaparım, şikayet ederler. Ya da ne bileyim, dilencilik yaparım, bölgede beni tanırlar. Bunların hiçbiri mantıklı değil. En mantıklı, siz de biliyorsunuz ki, en mantıklı, en kalıcı, en sürekli para kazanma aracı ticarettir. Hocam bunu biliyoruz. Bizim muhteşem bir ticari avantajımız var. Onu izah etmeye çalışıyorum. Ticaret nasıl olur? Bir şey üretirsiniz. Hocam bizim fabrikalarımız var mı? Şimdi oraya girmeden, muhteşem atılımlarımız var. Oraya girmeden bu şartların hepsinin lehimize olduğunu düşünelim. Örneğimizi tamamlamak için. Bu şartlar hepimizin lehine bile olsa, şu an Türkiye'nin elindeki bir zenginlik olmadığı sürece para kazanamazsınız yine. Nedir? Bir şey satmamız lazım değil mi? Mesela saat. Efendim, hocam kaliteli mi üreteceğiz? Dünyanın en kaliteli saatini ürettiğimizi düşünün. İsviçre'nin, İsviçre'den bile kaliteli saat üretiyoruz farz edin. Hocam pahalı mıdır? En ucuzda bizim olduğunu düşünün. E hocam müşteri, işte herkesin kolunda saat var, alırlar mı? Hiç kimsede de saat yok düşünün. 7,5 milyar insan şu ürettiğimiz, ürettik, bitirdik, kaliteli, en ucuz kolilerde duruyor, hazır. Paraya dönüşecek. 7,5 milyar insan şu saati onlara ulaştırmamızı bekliyor, paraya dönüşecek. Müşteriye vereceğiz, parayı alacağız. Müşteriye ulaşmazsa ne olacak? Biz parayı alamayız. Koliler de çürür. Ne kadar teknolojin olsa bile. Peki müşteriye ulaşması için ne lazım? Yol. Yol arkadaşlar, yol. İşte yol da bizde var. Bütün mesele bunun etrafında dönüyor. Boğaz Köprüsü'nün, bir örnek daha söyleyeyim. Boğaz Köprüsü'nün sizin olduğunuzu düşünün. Farz-ı misal. Ve bir de şunu düşünün. Boğaz Köprüsü gerçekten sizin, üzücü bir şey söyleyeceğim. Türkiye'ye yıllarca bunu yaşattılar. Türkiye, ben bunu artık istemiyorum diye üzerimize çullanıyorlar. Boğaz Köprüsü'nün sizin olduğunu düşünün. Ve bir de şunu düşünün. Boğaz Köprüsü'nden geçen araçlardan para almadığınızı ya da çok cüzi miktar para aldığınızı düşünün. Yazık olmaz mı? Olur. İşte Türkiye'nin başındaki mesele bu. Boğaz Köprüsü gibi bir ülke diyoruz ya, bakın inanın, abartmak için söylemiyorum, Boğaz Köprüsü'nden çok daha kıymetli bizim ülkemiz. Boğaz Köprüsü'nün iki tarafı kara, iki tarafı deniz. Bizim üç tarafımız deniz. Her taraf para basar. Karadeniz, kuzeyimiz, batımız neresi? Ege, Marmara. Orada denizlerde hiçbir kesinti yok. Dünyanın incisi gibi boğazlar. Efendim, güneyimizde neresi? Akdeniz. Burası para basar. Dünyanın tarihi iki tane ticaret yolundan biri bizim üstümüzden geçiyor. İpek ve baharat yolu. İşte bunlar para basar arkadaşlar. Boğaz Köprüsü gibi bir ülke. Bizi bundan dolayı buralarda tutmak istemiyorlar. Bu yüzden 1815'ten beri bizle uğraşıyorlar. 1815 sıralarında neredeydik? Çok daha büyük avantajlarımız vardı. Neredeydik? Akdeniz'deydik. Akdeniz neresidir dendiğinde dünya ticaretinin geçtiği bir numaralı nokta. Bir numaralı nokta. Dünyanın pazar yeri. Adana'da dükkan kiraları en pahalı hangi cadde ise orası dünyanın Akdeniz'idir. Öyle düşünün.
Ünlü coğrafyacı Mackinder'in bir ifadesi var. Diyor ki Mackinder, ana kıtayı yöneten bütün dünyaya hakim olur. Ana kıta Akdeniz havzasıdır. Ecdadımız Akdeniz'in dörtte üçünü kontrol ediyordu. Dörtte üçünü. Birçok imparator, birçok sezarlar bunu başarmaya çalıştı, başaramadı. Kartacalı Hannibal bunu başarmak için Cebeli Tarık üzerinden Alpleri aşıp Roma'yı yenmek istedi, başaramadı. Ama bizim ecdadımız hem başardı, yani Akdeniz'in iki yakasına sahip olmayı, hem başardı dörtte üçüne, tamamına değil, hem de yüzyıllar boyu Akdeniz bir Türk gölü gibi. Pazar yeri sizin de, öyle sayın. Tekrar söylüyorum, Adana'nın en işlek caddesi, dükkan kiralarının en yüksek caddesi neresiyse işte orası Akdeniz'dir. Hani aklımızdan şöyle bir şey geçer mi zaman zaman, Adana'da işte filanca cadde, hangi caddeyse ben bilmiyorum. Ya burada bir dükkanımız olsa, çalıştırmasak bile, kirası bile bize yeter dersek, demişsek, işte orası Akdeniz'dir. Bütün dünya ülkeleri Akdeniz'e kıyısı olmayan, Akdeniz'de üs sahibi, kıyı sahibi olmak ister ki siz dörtte üçüne sahiptiniz. Bizi sürüklediler buralardan, Anadolu kıyılarına sıkıştırdılar. Ama yine hazine gibi bir ülkedeyiz. Fakat bu hazine başımıza bela açıyor. Bir fakat daha söyleyeceğim, ama bu hazineyi kullanırsak güçleniriz. Ne demek bu? Yaşlı bir teyze düşünün. Şöyle dirseklerine kadar altın dolu, bu koluda dolu, gerdanlıklar, efendim küpeler falan, her türlü kıymetli mücevherat var diye düşünün. Sonra o ne deriz, maşallah hanımefendi, teyzenin ne kadar güzel, varlıklıymış deriz. Aklımıza bir de şu gelir değil mi? Ya Allah vere de bu altınları sebebiyle bu teyzenin başına bir iş gelmesi deriz. İşte aynen öyle. Altınlar teyzenin başına bela olur. Ya da bu teyze altınları çalıştırsa, icraya soksa, bırakın onun canına kastedilmeyi, etrafını etten duvar örer, şöyle kimse dokunamaz bile. İşte mesele bu. Akdeniz bir hazinedir. Akdeniz'den kaynaklı zenginliğimizi kullandığımız takdirde biz buraların en güçlü devleti olacağız. Kullanamazsak 1815'ten beri sürüldüğümüz gibi sürükleneceğiz. Mesele bu. Biraz teorik mi oldu anlattığım? İsterseniz somut örnekler söyleyeyim. Ne demek istiyorum? Akdeniz, dünyanın, Adana'nın en işlek caddesi neresi ise osu. Başka? Anadolu coğrafyası, Boğaz Köprüsü gibi bir ülke. Köprü olmadan geçiş olur mu? Olmaz. Türkiye olmadan büyük oranda ticaret olmaz. Bunu dedik özet olarak. Bakın örnek vereyim. Ve şunu söyledim. Biz bu toprakları Boğaz Köprüsü'nden, geçişlerden ücret almıyorduk araçlardan. Ya da çok komik ücret alıyorduk dedik ya. Bu ücretleri almaya başladığımız için kıyamet kopmaya başladı dedik. Örnek verelim. Çünkü eğer siz bu toprakları, o yaşlı teyzenin altınlarını kullanıp güçlendirdiği gibi, siz bu coğrafyanın stratejik konumunu kullanıp güçlenmeye kalkarsanız gerçekten güçlenirsiniz. Bu da Batılıların işine gelmez. Şimdi somut örnek verelim. 1994'te imzalanan bir anlaşma, 2014'te imzalanan başka bir anlaşma. İkisi de aynı kalem anlaşma, enerji nakil anlaşması. 1994'teki anlaşmanın adı Bakü-Tiflis-Ceyhan Anlaşması. Bakü'den petrol pompalanacak, oradan Tiflis'e bir kavis atacak, kuzeye doğru. Direkt gelemez çünkü orası Ermenistan. Bir kavis atacak, oradan Türkiye'ye girecek, oradan Ceyhan'a. Bu hat tesis edildi, inşa edildi, oradan petroller akıyor şu an. Bu hattan biz kira alıyoruz. Arkadaşlar, bu hat en uzun kısmı bizim ülkemizden geçiyor. Buradaki bu konsorsiyumdaki bizim hissemiz ne kadar biliyor musunuz? %1,5. En uzun hat bizden geçiyor. Rahmetli Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebu'l-Feyz Elçi Bey olmaz öyle şey dedi. Türkiye'nin hissesi artacak dedi. Anlaşmanın altına bedenini koydu. Ancak %5 arttırabildi. O da bize biçilenin 3 mislinden fazla, %6,5'a çıktı. Sonra ne oldu? Ebu'l-Feyz Elçi Bey'i devirdiler. Arkadaşlar, diyor ki Batılılar,
kullanamazsın. Daha çok örnek söyleyeceğim. Sen bu coğrafyayı kendi vatandaşların için kullanamazsın diyor. Kullanırsan böyle olur. 1994 bize biçilen hisse %1,5. Öbürü ne? 2014 yılında imzalanan anlaşma TANAP, Trans Anadolu Petrol ve Doğalgaz Nakil Anlaşması. TANAP. O nasıl? O da Bakü'den başlıyor. Yine Tiflis'ten Türkiye'ye giriyor. Buradan Ceyhan'a değil, oradan Kars, Ardahan'dan nereye? Edirne'ye. Oradan Yunanistan, oradan İtalya ve bütün Avrupa'ya oradan pazarlanacak. Arkadaşlar, o hatlar döşeniyor he. Ben gittim Kars'a, Ardahan'a. Gidenler de görmüştür. O hatlar döşeniyor. Bunlar döşendikten sonra buradan gaz akmaya başlayınca biz buralardan kira alacağız. Türk akımını söyleyeceğim birazdan. Türk akımı boruları da döşeniyor. Türkiye'nin yarınları bugünlerinden, daha önceki günlerinden çok daha zengin olacak. Hatlar döşeniyor. Bizden gaz alacak 500 milyonluk Avrupa. Bize muhtaç. Putin onlara adres olarak Türkiye'yi gösterdi. Kuduruklukları bundan dolayı, izah edeceğim onu. Bizim para kazanacağımız başka alanlar oluşacak. Şu an hatlar döşeniyor. Şu an oradan hiç para kazanamıyoruz. Şu an harcama yapıyoruz. TANAP 2014. Buradaki hissemiz ne kadar? Bakü Tiflis Ceyhan'da ne kadardı BTC'de? %1,5 artı 5. %5'i bize yazmayalım. Ebu'l-Feyzel Çivi'ye haksızlıktır. %1,5. TANAP'ta ne kadar arkadaşlar? %30. Mesele bu. Şimdi benim o dönemdeki siyasi lider kim biliyorum. Müsaadenizle siyasi konuşma olmasın diye söylemeyeceğim. Benim şunu sorma hakkım doğmaz mı? Ey 1994'ün yöneticisi, %1,5'a nasıl razı oldun? Nasıl imza attın? Bu ülkenin imkanlarını %1,5'a nasıl imza attın? Bak %30 oluyormuş. Daha başka bir şey daha var. Allah'a şükür biz virajı alıyoruz. Mesele bu. Bakü Tiflis Ceyhan'da kaç ülke var konsorsiyumda? 10 ya da 11 karıştırıyorum. Peki TANAP'ta kaç ülke var? 3 tane. Bakü Tiflis Ceyhan'da Japonya'nın bile hissesi var. Bırakın komşuluğu, binlerce kilometre ötede. Senin nasıl hissen var? İsveç'in bile hissesi var. TANAP'ta kaç tane? 3. %30 Türkiye, %58 Azerbaycan, efendim orada o şeytani akıllılar yine var, İngilizler. Kaç? %12. Ya hocam İngilizler yine var. Evet benim de canım sıkılıyor ama bir şey var. Nedir o biliyor musunuz? Bakü, Tiflis, Ceyhan'da en yüksek hisse petrolün, gazın sahibi Azeriler. Azerilerden de en yüksek hisse İngilizlerinde. Ne oldu? Tırpanlandı. Kaça indi? %12'ye. Bakın şimdi ben size bir soru sorayım. 11 ülkeden ya da 10 ülkeden 3 ülkeye tırpanlayan Türkiye bu 3 ülkeden 2 ülkeye indirmez mi? Korkuları buradan. İnşallah bundan sonra bizim sırtımızda duramayacaklar. Korkuları buradan. Bu ülkelerin kaynaklarını inşallah buraların halkları kullanacak. Bunlar benim temennim değil. Evet temennim. Şu an hatlar döşeniyor arkadaşlar. Şu an hatlar döşeniyor. Mesela Türk akımı dedim. Ne demek istiyorum size? Boğaz Köprüsü gibi bir ülke. Bakın Kudüs'ü işgal etmeye çalışan İsrail. İsrail Leviathan bölgesi denilen o bölgede kendi açıklarında gaz buldu. Koşa koşa Türkiye'ye geldi. Tarihinde hiçbir devletten özür dilemedi İsrail. Bizden özür diledi. Kaşımıza gözümüze mi? Hayır. Doğal gazı biz olmadan nakledemez. Eder hocam etsin o zaman. Akdeniz'den döşesin nakletsin. Edemez. Tektonik bölge. Tahrip olur. Bir deprem olur. Bir daha döşemek zorunda kalır. Koşa koşa kapımıza geldiler. Bizden özür dilediler. Niye? Gazı nakletmek için. Boğaz Köprüsü gibi bir ülke. Ecdat. Bu analarımız. İşte bu toprakları. Hazine bıraktı bize. Canlarıyla, bedenleriyle. Becerip koruyamazsak bize yük olsun. Yazıklar olsun bize. Şu kelepçelerden kendimizi kurtarıp ülkemiz için bir şey yapamazsak.
Gençler, şu kelepçelerle meşgul olurken ben böyle kurtuldum. Çok müptela değilim Allah'a şükür. Şu kelepçeyle meşgulken şunu sorun kendinize. Her 15 dakikada bir. Ben şu an kendi işimi yapıyorum. Başka bir türlü kaptırırsınız kendinizi. Ne olur? Ülkenin size ihtiyacı var. Her türlü. Biz emekli olacağız. Türkiye'de bir takım görevlerde olanlar. Müdürlerimiz, bakanlar, milletvekilleri emekli olacaklar. Ölecekler. Siz geleceksiniz. Uzmanlıklarından haberi olmayan, mesleğini bilmeyen, affedersiniz, Pinokyo'lar gibi mi geleceksiniz? Yoksa 10 numara uzmanlar gibi mi geleceksiniz? Yazık değil mi cahil bir şekilde görevlere gelmeye? Yazık değil mi? Koruyamazsınız bu ülkeyi. Koruyamazsınız. %30 alacağınız yerde %1,5'a korkutarak sizi razı ederler. Oldu işte. Bırakın oyunla oynamayı, Arif Nihat Asya'nın söylediği gibi. Hala ne diye oyunla oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diyor. Kurtulun. Allah rızası için bu ülkenin size ihtiyacı var. Çok bir şey istenmiyor. Sadece mesleğinizde iyi insanlar, uzmanlar olun. Sınıflarda ilk 3'e oynayın. Sınıflarınız bitecek arkadaşlar. Şuralarda arkadaş arıyorsunuz. Buralardan arayacak arkadaşın size hiçbir faydası yok. Tembelseniz eğer o da sizin gibi birisi. O zehir gibi ateş parçası tipler burada yok. Onlar bir yerlerde kablo bağlıyor. Mıymıntı tipler, eğer öyleyseniz sizin gibi tipler burada. Kurtulun bu kanalizasyondan. Çıkın buradan. Kitaplara yönelin. Derslerinize yönelin. Acıyın ülkeye. İsrail'i bize yalvarttıracak coğrafyaya sahibiz Allah'a şükür. Bakın Türk akımı dedim değil mi? Türk akımı. Şu Almanlar, Avusturyalılar bize burunlarından soluyorlar. Soluyorlar. Nefret ediyorlar Türkiye'den güya. Niye ama? Güya biz diktatörün ülkesiymişiz. Güya gazeteciler tutuklanıyormuş. İfade hürriyeti yokmuş. Bakın gazeteleri açın bakın. İnternetten bakmak mümkün. Ya 1,5 sene öncesine kadar, 1 ya da 1,5 sene öncesine kadar Sayın Merkel sen Türkiye'ye neredeyse her cumartesi pazar gelmiyor muydun? Neredeyse çay içmeye bizim ülkemize gelmiyor muydun? O zaman diktatörün ülkesi değil miydi? 10 sene önce falan değil. 1,5 sene hadi 2 sene olsun. O zaman ifade hürriyetini kısıtlandığı ülke değil miydi burası? Mesele başka. Mesele ne? Yine Boğaz Köprüsü gibi bir ülkeye sahibiz. Onu kullanmak istediler. Nasıl? Saf dışı ederek. Nasıl? Şu şekilde. Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz satıyor. Ukrayna, Rusya ile sorunlu olduğu zaman vanayı kapatıyor. Ben diyor gaz nakletmiyorum diyor. Şantaj olarak kullanıyor. Rusya, Ukrayna'nın şantajından kurtulmak için Türkiye'ye bir teklifte bulunuyor. Diyor ki, gazı senin üzerinden nakledelim. Türkiye de tamam diyor. İşte sonra başımıza belalar geliyor. Diyoruz ya, o yaşlı teyze altınlarını kullanmasa başına bela gelir. Rus uçağı düşürülüyor. Başımıza gelen bela. Efendim, Rus uçağı düşürüldükten sonra bir bakıyoruz arkadaşlar. Almanlar ve Avusturyalılar efendim hemen Ruslarla ilişkiye giriyor. Nedir hedef? Rus gazını Avusturya ve Almanya üzerinden Avrupa'ya pazarlamak. Nasıl? 2 hat. Birinci hat Rusların Karadeniz'deki kuzeyde yani yukarıda Novorossiysk limanından Bulgaristan'ın Burgaz limanına, oradan Sırbistan'a, oradan Macaristan'a, oradan Avusturya. Birinci terminal Avusturya. İkinci terminal yine kuzeyde Baltık Deniz kıyısındaki Rus limanlarından Almanların Hamburg limanına. İkinci terminal de orası. Türkiye Ruslarla arasını yeniden iyi edince Putin Almanlara, Avusturyalılara diyor ki bundan sonra gaz alacağınız ülke Türkiye'dir. 500 milyonluk Avrupa'nın gazı bizim üzerimizden geçecek. Bunun da hatları döşeniyor. Anlaşmaları yapıldı, imzaları atıldı, hatlar döşeniyor. Engellemeye çalıştıkları proje bu. 500 milyonluk Avrupa'nın gazı bizim üzerimizden geçecek. Milyarlarca euro
belki trilyonlarca euroyu kaybettiler. Kuduruklukları bundan dolayı. Hepsi nereye çıkıyor arkadaşlar? Şu cennet misali ülkeyi, yani affedersiniz, becerip kullanabilecek miyiz? Yoksa başkasına yem mi edeceğiz? Mesele bu. %30'luk anlaşmaları %1,5'larla biz elimizden mi kaçıracağız? Mesele bu. Şimdi bu istiklal mücahitlerini, mücahidelerini bir hatırlayın. Nasıl bir ülke bıraktılar bize Allah'a şükür. Hani bizim kadınlarımız kaplana dönüşür. Başlarken dedim ya, bıçak kemiğe dayandığında. Aziziye tabyaları işgal edilecek haberi duyulunca, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi Erzurum'da salalar veriliyor. Bu bizim kültürümüzde var. Minarelerden salalar vermek. Sala bir çağrıdır. Erzurum halkı irkiliyor. Gece yarısı sala nedir diyor. Herkes koşuyor meydana. Ruslar Aziziye tabyalarını birer birer ele geçiriyor. Tabya ne? Şehri konuyan siperler. Büyük siper bunlar. Efendim, içinden mücadele ediyor.